Bir polipeptit zinciri oluştuktan sonra katlanarak ikincil ve üçüncül yapılarına ulaşır ve çok spesifik bir üç boyutlu biçime veya yapıya kavuşur. Bu noktada ona artık bir protein demeye başlayabiliriz arkadaşlar. Fakat bu protein henüz işlevini yerine getirmeye hazır olmayabilir. İşlevsel olabilmesi için bu protein üzerinde bir takım modifikasyonların yani değişikliklerin yapılması gerekir. Gerekebilir daha doğrusu. İşte bu değişikliklere protein modifikasyonları deniliyor. Ve bugünkü videomuzda bu videomuz bunun üzerine. İki tür protein modifikasyonu var. İlki kotranslasyonel modifikasyon. Kotranslasyonel modifikasyon. Bu modifikasyonlar protein daha doğrusu polipeptit çevrildiği sırada yapılır. Yani translasyon aşamasında. Mesela bu ribozomumuz olsun. Bu da sentezlenmekte olan polipeptidimiz olsun. Yani bu tür modifikasyonlar polipeptid henüz sentezlenmekteyken yapılan modifikasyonlardır. Kotranslasyonel modifikasyonlara bir örnek asitilasyondur. Asitilasyon sırasında polipeptitteki ilk amino asit ki bu genelde e, metiyonin olur hatırlarsınız kopartılarak yerine bir asetil grubu bağlanır. Asetil grubunu şöyle göstereyim. Asetilasyon ökaryotik proteinlerin %80 ila 90'ında gerçekleşir. Fakat bu modifikasyonun önemi henüz tam olarak bilinmiyor. Bu modifikasyonun amacını halen çözmeye çalışıyoruz. Bir diğer protein modifikasyonu türü ise posttranslasyonel modifikasyondur. Aslına bakarsanız protein modifikasyonlarının çoğu bu kategoriye girer. Bu videoda bahsedeceğimiz örneklerin hepsi post translasyonel modifikasyonlar olacak. Bu tür modifikasyonlar adından da anlaşılacağı gibi translasyondan sonra gerçekleşir. Post translasyonel modifikasyonların önemli bir bölümü endoplazmik retikulumda ve Golgi aygıtında gerçekleşir. Bakın, tamamı demedim dikkat edin arkadaşlar, tamamı değil önemli bir bölümü. Şimdi gelin birkaç örneğe göz atalım. İlk olarak Glikozilasyon, glikozilasyon adı verilen bir posttranslasyonel modifikasyondan bahsetmek istiyorum. Glikozilasyon kelimesine biraz yakından bakalım. Gliko önekine bakılırsa karbonhidratla ilgili bir şey bu. Glikozilasyon bir proteine karbonhidrat eklenmesi demek. Videodaki proteinlerin çoğu böyle yeşil olacak. Glikozilasyon genelde bu şekilde hücre zarına gömülmüş olan proteinlerin başına gelir. Gördüğünüz gibi bu bir hücre zarı ve bu protein zara gömülmüş halde. Bu karbonhidrat grupları da gelip proteinlere bağlanmış. Bağlanan karbonhidrat gruplarından biri bu, diğeri de bu. Glikozilasyon farklı hücre tiplerini ayırt edebilmemizi sağlıyor. A, B, 0 kan gruplarının tespiti glikozilasyondan en yaygın olarak faydalandığımız durumlardan biri. Dört farklı kırmızı kan hücresi çiziyorum. Bu kırmızı kan hücrelerinin her biri başka bir insana ait diyelim. Ve bu kırmızı kan hücrelerinin yüzeylerine gömülmüş böyle proteinler var. Bu proteinlerin her birine çoğu zaman farklı karbonhidrat grupları bağlanmış halde. Mesela birinci kişinin proteinlerine bu karbonhidrat grubu bağlanmış olsun. Bu onun kanını A grubu yapıyor. İkinci kişinin proteinlerine ise farklı bir tür karbonhidrat grubu bağlı olsun. Mesela böyle bir şey. Bu, bu kişinin kanını B grubu yapar. Üçüncü kişinin proteinlerinde ise bu karbonhidrat gruplarının ikisi birden bulunuyor olsun. Bu kişinin kan grubu AB olur. Dördüncü kişinin kırmızı kan hücrelerindeki proteinlerde bu kategorideki karbonhidratlardan hiçbiri bulunmuyor diyelim. Öyleyse de bu kişinin kan grubu sıfırdır. Bu glikozilasyonun farklı tür hücreleri ayırt etmekte kullandığı çok yaygın bir örnek. Şimdi çok benzer başka bir posttranslasyonel modifikasyona bakalım. Bu seferkinin adı lipidasyon. Bir lipidin bir proteine bağlanarak onu hücre zarına bağlı hale getirmesine lipidasyon deniyor. Gördüğünüz lipid bir GPI çapası örneği. GPI çapaları proteinleri hücre zarına bağlamaya yardımcı olan lipitlerdir. Bunun niçin gerekli olabileceğine dair bir örnek vereyim. Ama önce hücre zarı yapısının üstünden kısaca bir geçelim. Bunlar hidrofilik başlar. Yani bunlar polar moleküller. İç kısımda ise bu hidrofobik kuyruklar bulunuyor. Yani bunlar polar olmayan moleküller. Protein ise hem polar hem de polar olmayan kısımlardan oluşuyor. O yüzden hücre zarının bu hidrofilik kısmına tutunamaması ihtimal dahilinde. İşte bir lipid olan bu GPI çapası hücre zarının bu hidrofobik kısmına dalıyor. Benzer maddelerin, mesela her ikisi de hidrofobik olan maddelerin birbirine çok iyi tutunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hidrofobik olan bu lipid, hücre zarının kendisi gibi hidrofobik olan bu iç kısmına çok iyi tutunabiliyor. Bu sayede proteinin de hücre zarına tutunmasına yardımcı oluyor. Glikozilasyon ve lipidasyon genellikle endoplazmik retikulumda veya Golgi aygıtında gerçekleşir. Şimdi biraz da enzimin yapısından çok işleyişiyle ilgili olan protein modifikasyonlarına bakalım. Bahsetmek istediğim çok çok yaygın protein modifikasyonlarından biri fosforilasyon. Fosforilasyon temelde bir protein veya enzime bir fosfat grubunun katılmasıdır bir enzim veya proteinden fosfat grubunun kopartılmasına da defosforilasyon deniyor. Gördüğünüz şekil, bütün hayvan hücrelerinde bulunan sodyum-potasyum pompasını gösteriyor. Evet, buraya da yazalım. Sodyum-potasyum pompası. Sodyum-potasyum pompasının bir diğer adı da karşınızdaki enzimin adı. Yani NAK-ATP-AS. NAK-ATP-AS. Bu enzim veya protein yani sodyum potasyum pompası hücre içindeki ve dışındaki sodyum ve potasyum iyonlarının ozmolaritesini ayarlamakla yükümlü. Şimdi bakalım fosforilasyon bu proteini nasıl düzenliyor. Bu arada unutmayın, bu yeşil cisimlerin hepsi aslında tek bir protein. Tek bir proteinin geçirdiği evreleri ve değişimleri temsil ediyorlar. Bir zar üzerinde 6 farklı protein yok yani, tamam mı? Evet, ilk adımımız bu. Bu enzime baktığımızda belli bir iyon yani sodyum iyonu için özelleşmiş 3 adet reseptör bölge görüyoruz. Bunlar koyu mavi ile gösterilmiş. Bir de daha köşeli bir görünüme sahip bu iki reseptör bölge var. Açık mavi kareler şeklinde tasvir edilen bu reseptör bölgeler potasyum iyonları için. Bunlar potasyum iyonlarına özel. Şimdi ilk adıma geri dönelim. Sodyum iyonları enzim üzerindeki reseptör bölgelere bağlanıyor. Netleştirmek adına belirteyim, burası hücre içi bölge yani sitoplazma. Dolayısıyla sodyum iyonları sitoplazmadan geliyor. Burası ise hücre dışı bölge yani hücrenin dışı. İlk adımımıza dönelim. Sodyum iyonları reseptör bölgeye bağlanır. Reseptör bölgeler dolduğundaysa bu bir şeyleri tetikler. Bir ATP molekülü yani adenozin trifosfat parçala, parçalanarak ay söyleyemedim parçalanarak ADP'ye yani adenozin difosfat artı fosfata dönüşür. Sonra bu fosfat kendisini proteine bağlar. İşte buna fosforilasyon deniyor. Bu protein fosforile olunca yani fosfat grubuna bağlanınca proteinin biçiminde bir değişim gerçekleşir. Bu biçim değişikliği protein boyunca geçen kanalın şeklini değiştirmesine neden olur. Burada gördüğünüz gibi. Burada proteinimiz hala fosforile durumda. Az önce başka bir yere çizmiştim ama neyse önemi yok. Bu proteine hala bir fosfat grubunun bağlı olduğunu unutmayın. Evet, sonra bu protein sodyum iyonlarını hücre dışı bölgeye salar. Geldik dördüncü adıma ve protein hala fosforile durumda. Yani proteine bağlı fosfat grubu hala yerinde duruyor. Bu adımda dışarıdaki potasyum iyonları kendilerini proteinin üstündeki reseptör bölgelere bağlar. Dikkat edin. Sodyum için 3 reseptör bölge varken potasyum için sadece 2 tane var. Potasyum reseptör bölgeleri dolunca bu kez başka bir değişim tetiklenir. Bu fosfat grubu kopar. İşte buna defosforilasyon deniyor. Yazalım defosforilasyon. Böylece fosfat grubu yine hücrenin içine salınmış olur ve bir şekilde geri dönüştürülür. Protein defosforile olduğunda yani fosfat grubu ayrıldığında proteinin biçiminde bir değişim daha gerçekleşir. Bu değişim bir kez daha protein boyunca geçen kanalın şekil değiştirmesine neden olur. Bu beşinci adımda. Gördüğünüz gibi protein hücrenin içine doğru bakıyor. Son adımda Potasyum iyonları hücre içine salınır ve tekrar başladığımız yere döneriz. Gördüğünüz gibi fosforilasyon ve defosforilasyon proteinin faaliyetini düzenliyor. Ulaşmak istediğimiz durum şu. Hücre dışındaki sodyum derişiminin yüksek, potasyum derişiminin ise düşük olmasını istiyoruz. Hücrenin içinde ise sodyum derişiminin düşük, potasyum derişiminin yüksek olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu şu şekilde sağlıyoruz dışarı pompaladığımız her 3 sodyuma karşılık içeriye 2 potasyum alıyoruz. İşte bu, fosforilasyonun bir proteini nasıl düzenlediğini gösteren çok yaygın bir örnekti. Ve fosforilasyon sadece sodyum potasyum pompasında gerçekleşmiyor. Hücrelerimizde bulunan çok çok sayıda başka protein ve enzimde de gerçekleşiyor. Gelin enzimlerin veya benzer başka şeylerin düzenlenmesiyle ilgili birkaç protein modifikasyonuna daha bakalım beraber. Şimdi bahsetmek istediğim protein modifikasyonuna metilasyon adı veriliyor. Daha spesifik olmak gerekirse histon adı verilen belli proteinlerin metilasyonundan bahsediyoruz. Histonlar bu yeşil daireler. DNA'lar histonların üzerine kıvrılır. Bu proteinler kromozomlarda bulunur ve DNA'nın çok sıkı ve düzenli bir şekilde paketlenmesine yardımcı olur. Ve bu histonlar bazen metile olur. Histonlarımızın üstüne metil grupları serpiştirelim bu şekilde. Evet, histonların metile ve demetile olması belli genlerin açılıp kapanmasına ya da kapatılmasına diyelim yardımcı olur. Yani bu protein modifikasyonunun yine bir takım faaliyetlerin düzenlenmesine yardımcı olduğu bir örnek. Fakat bu kez proteinlerin değil genlerin faaliyetleri düzenleniyor. Bir başka protein modifikasyonu da proteoliz. Proteo protein demek. Lis kısmı, e, kısmı ise bize parçalama veya kesme anlamını veriyor. Bir proteini aktive etmek için bazen onu kesmek gerekir. Mesela insülin aktive olmak için iki defa kesilmeye ihtiyaç duyar. Bu proteini iki defa keselim. Zimojen diye bir terimi belki duymuşsunuzdur arkadaşlar. Zimojen, enzimin aktif olmayan halidir. Ve bazen bir zimojeni aktif etmek için kesmek gerekir. İşte bu işleme... Proteoliz deniyor. Bahsetmek istediğim bir protein modifikasyonu daha var. Bazen bir proteine ubikitin denilen başka bir protein eklememiz gerekir. Eklediğim bu protein, ubikitin bu işlemde ubikitinasyon oluyor. Ubikitinasyon bu yeşil proteini parçalamak üzere işaretlemeye yarar. Yani bu protein ubikitine olduktan kısa bir süre sonra imha edilecek ve parçaları geri dönüştürülecek. Şimdi bahsettiğimiz post translasyonel modifikasyonların kısaca bir üstünden geçelim. Glikozilasyondan ve lipidasyondan bahsettik. Bu iki modifikasyon genellikle hücre zarı civarındaki proteinlerin başına geliyordu. Glikozilasyon proteine bir karbonhidrat grubunun eklenmesi demekti. Bu sayede belli hücreleri ayırt edebiliyorduk. Lipidasyonsa proteine bir lipidin eklenmesi anlamına geliyordu. Bu da proteinin hücre zarına çapalanmasını sağlıyordu. Sonra fosforilasyondan, metilasyondan ve proteolizden bahsettik. Bunlar bir enzim veya genin aktive veya deaktive edilmesiyle ilgili modifikasyonlardı. Fosforilasyonda sodyum potasyum pompası örneğini verdik. Bu süreç fosforilasyon ve defosforilasyon sayesinde düzenleniyordu. Sonra metilasyona geçtik. Bu modifikasyon belli genlerin açılıp kapatılmasına yardımcı oluyordu. Proteoliz ise birçok enzimin aktive edilme yöntemiydi. Bahsettiğimiz post translasyonel modifikasyonların sonuncusu ubikitinasyondu. Ubikitinasyon bir proteinin parçalanmak üzere işaretlenmesi anlamına geliyordu.